Göbekten saldıran bir takım diye mi? Diyemeyiz. Yani duran toplarla hem evet hem hayır. Yani şeye baktığımız hepsinden zaman biraz var abi. Ama hepsinden şey, biraz var. Birazın üstünde yani. Şöyle ucun zenginliğiydi ama. Öyle. Şöyle baktığınız zaman belli bir oyun şablonu, oyun karakteri yok. Ne yapıyorlar? Top rakibe geçtiğinde ani pres, bir an önce kapıp bir an önce rakip kaleye giderim. Bu doğru mu değil peki? Şükürcan abi. Aceleci olmak. Ersun Yanal öyle oynattı yıllarca. Fenerbahçe'yi hala Trabzon aynı oynattı. Abi çalışıyor. Galatasaray'ın özür dilerim. Keza Fatih Hoca yıllarca at santrafora doğru topu koş peşine. Üçüncü bölgede. Tabii koş peşine. O da öyle oynattı. Aslında Galatasaray yani, haftalardır bunu yapıyor Gürcan abi. Hayır varsa ama bak bu neye gerektiriyor Alp Hoca? Bu çok büyük kondisyon gerektiriyor. Üst düzey bir fizik kalite gerektiriyor. Performans istiyor. 3-3. İstediğin kadar yeteneğin olsun abi. Tabii. Top cam bazları olsun. 6-7 tane oyuncu gücün zor tekniği bozuyor çünkü. Tabii. Anladın mı? Zor tekniği bozuyor abi. Sen istediğin kadar yıldırır. Aynen öyle. Sen aynı seviyede mücadele ediyorsan hız olarak, tempo olarak rakibinle, o zaman senin elinde kaliteli, bireysel yetenekli oyuncular olduğu zaman bir anda yavaş yavaş tabii yukarı çıkıyorsun. O yetenek yukarı evet çıkartıyor seni. Galatasaray'ın 7 haftadır oynadığı rakiplerin, yani hepimiz bütün maçları izliyoruz zaten. Yani bu masada izlemeyen yok. Hepimiz izliyoruz bu maçları. Mümkün olduğunca da hepimiz canlı izlemeye gidiyoruz. Galatasaray'da rakiplerine karşı fark yaratmasının en büyük sebebi bir kere pas oyunu çok kaliteli oynadı. Çok kaliteli ayakları var. Çok zeki oyuncuları var ön bölgede. Yani aslında yükü azaltıyorlar. O kadar kendilerine güveniyorlar ki bazı zaman labaliye falan kaçıyorlar. Öyle net mesela Belanda'nın kaptırdığı top Galatasaray gol yedi. İşte futbol ukalalığı dediğimiz bu işte. Aynen öyle. Böyle değil. Daha ciddi olacaklar. Tabii. Daha ciddi olacaklar. Yani o kadar lüzumsuz top kayıpları yapıyorlar ki hiç ummadın ya. 83'te beraber oldu maç biliyorsun. Gürcan abi 82 miydi? 83 dedin galiba. 82. 82'de beraber oldu Karabük maçı. Stattayım Gökmen abi. Taraftarda şu kadar endişe yok biliyor musun? Sadece homurdanma var. Neden homurdanma var? Yani bu kadar gevelediniz. Farka gidecek maçı 7 dakika. Olmayabilirdi de gol neticede. Doğru. Orada maçın hakemiyle bile top çarpabilirdi ki pozisyon içinde çok kalan bir Alper vardı. Ulusoy vardı. Yani şu var, o 7 dakikada bile seyircide bu takım biraz sıksın gol bulurdu. Evet, sıktı ve golü buldu. O enerji var değil mi? Var, yani takıma bu güveni verdiler. Özgüven mi? Özgüven. Bir yerde patlamayacak mı? Her takım gibi bir yerde patlayacak ama şu var. Galatasaray takımın gerçekten bu ligin çok üstünde, diğer takımlarla kıyaslanamayacak çok önemli özelliklere sahip. Üçüncü bölgede topu kaybediyor rakip alanda abi. Çok fazla mesafe kaydetmeden orada basıp kazanma gücü var mı? Var. Bunu uyguluyor mu uyguluyor. Kazanıyor mu kazanıyor. Kaybettiği yerde tekrar oyun kurmaya bakıyor. Koşmuyor fazla. Üçüncü bölgede kaybediyor. Orada kazanıyor topun, bir daha oyun kuruyor. Topun olduğu yere baskı uygula. Nerede olursa olsun. Hele rakip sahada dikkat et. Hatırla sen. Fatih Terim'in o 96-2000 sezonundaki sonrasında devam etti. Lüçescu geldi işte Fatih Terim gitti arkasından dünya 300'ü olan takımda. Nerede bazı 7-8 tane Galatasaraylı oyuncu oynuyordu. Çünkü Japonya'da, tabii, Kore'de. Tabii Okanlar, Emreler. Dikkat et, o zamanlar Suatlar. Galatasaray'ın oyun sistemi oydu. Neredeyse top hani bücürler falan diyorlardı Emre. Pirina gibi saldırıyorlardı. Aynen öyle. Nerede rakip sahamızı atalım. Ayda hep beraber oynuyor. Emre Okan bir Suat zaten. Arkasından bir de şu var. Dikkatle izlediğim. Mesela Popescu vardı. Çok tecrübeli, deneyimli bir hoca. Mükemmel de bir oyuncuydu. Hiçbir oyuncuyu, rakip oyuncuyu boş bırakmazdı biliyor musun? Mesela oradan yapıyorlar. Anladın mı? Sen diyor yanaş. Yanaş. Evet. O da bir tane alırdı. Evet. Yahut da üç kişi var. Hemen yanaşırlar. Hani kontrol atar yani, mani olma. Aynen. Yani onlara yani. Abi ya kalecidir ya stoperdir artık kimse. Anladın mı? Orada oyuncuları organize ediyorlar. Orada baskı uyguladığı zaman mesela adamı labalik yap boş bıraksan ondan sonra adam bir uzun topu attı. Heh. Şimdi adamları kilitlediğin zaman adamlar atacak gibi. Pas yapıyorlar. Önünde top. Arkadaşına atacak falan. Kimse yok. Ne yapıyor? Buna veriyor. Tekrar alıyor. Buna veriyor. Tekrar alıyor. Ne oluyor burada? Gökmen abi ben baskıyı bir boynumuza taktığımız veya bileğimize taktığımız bir zincire benzetiyorum. Bir tanesi halkası koptu mu ne o zincir boynunda ne o zincir aynen bileğinde. Aynen. Kopar ve düşer. Baskı da öyledir. Önde takım halinde basarsın Gürcan abi sen ben basarız. Ben bir çalım yerim Gürcan abiyi bozarım. Seni bozarım. Baskı paramparça olur ve sen kalende tehlike görürsün. Aynen. Galatasaray bu baskıyı önde iyi yapıyor. Pas oyununu iyi oynuyor. Galatasaray'ın şu anda eksikleri yok mu? Mutlaka var. Ama 7 haftada
topladığı puanlar, bu kadar birlikte oynama pratiğini yakalamamış takımı topladığı puanlar, mükemmel puanlar. Ha, bundan sonra bakacağız. Bundan sonraki haftalarda Konya ile oynayacak, Fenerbahçe ile oynayacak, Trabzon ile oynayacak, Beşiktaş ile oynayacak, Başakşehir ile oynayacak. Yani 5 tane kritik maç var. Ya yedi bunlardan tane, da tane, evet, ya bunlardan da istediği puanı alırsa. Konya'ya gidiyor. Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a geliyor. Evet. Galatasaray Gençler Birliği'ne Trabzon'a Galatasaray'a gidiyor. İstanbul'da Gençler Birliği Başakşehir'e gidiyor. İstanbul'da şey var. Alanya var, sonra Beşiktaş. Beşiktaş'a deplasmana geliyor. Yani Vodafone şimdi Park'a ak mı kara mı Galatasaray'ın sezonu, yani oynadığı 7 maçta beğeni kazandı. Mükemmel bir beğeni kazandı ve tebrik de ediyoruz zaten. Aradığımız oyun güzelliği vardı, heyecan vardı. Lezzetli. Coşku vardı, lezzetli abicim. Şimdi bundan sonraki periyotta merakla bu bekleniyor. Hı hı. Galatasaray bunu devam ettirebilecek mi? Bir de sezon sonuna kadar devam ettir. Çünkü burada Fenerbahçe biraz tökezledi. Ne olacak, ne bitecek bilinmiyor. Bire belki Başakşehir biraz yukarı çıkabilir. Burada şu da var. Galatasaray'ın Beşiktaş'la birlikte şampiyonluğu sezon sonuna kadar bugünkü itibariyle kovalayacağını düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın tabii Şampiyonlar Ligi'nde, çünkü bizim Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'ye şans vermediniz. Fenerbahçe'ye şans vermediniz. Ama bu şekilde değil. Bak zaman içinde hani hep de aynı şeyi tekrar tekrar konuşuyoruz, ediyoruz. Hani ne zaman yöneticiler